münafıklarda asıl dert Allah'a karşı olmalarındır. Yani asıl onların derdi odur. Sonra peygambere karşıdırlar. Sonra Müslüman topluluğu, sonra da imama, Müslümanların liderine. Ama atağa geçtiklerinde bunu tamamen sistemi alt üst ederek, sistemi ters çevirerek önce imam, Müslümanların lideri, sonra Müslümanlar, sonra peygamber, sonra Allah tarzında atağa geçerler. Yani ilk baktığımızda biz bunu göremeyiz. Yani Allah'a saldırmaz, haşa. Dine de saldırmaz. Önce Müslümanlar liderine saldırır. Peygamberimiz zamanında olduğu gibi. Sonra mesela peygamberimize saldırır. Ne yaptı sonra? Ali, Osman, Ömer, Ehl-i Beyt, Hasan, Hüseyin. Bak görüyor musun? En seçkinler. Evet. Hepsini şehit ettiler. Sonra peygambere gelen vahiyden rahatsız oldular. Dediler ki şu ayetler fazla nehyedildi. Şunları da keçi yedi. Bunlar münafıkların uydurması. Ama bu Müslümanlar yanlış aksetti. Müslümanlar da bunu sahih kaynaktan geldi zannettiler. Çünkü bu şeytanın oyunuydu. Münafıklarla organize edilmiş bir oyun. Ayeti keçi yemiş. Allah'ın hükmü kalkmış. Tam şeytanın stili bak. Zaten keçiyle remzedilir şeytan. Şeytan yedi diyor yani. Ayeti şeytan yedi. Onun için ayet geçerli değil. Bunu da Müslümanlara kabul ettirdiler. Büyük bölümüne kabul ettirdiler. Bu ayetler diyor nehyedildi. Şeytan söylüyor, onlar da inanıyor. Bu ayetlerde vardı fakat Kur'an'a alınmadı diyorlar. Vardı, Kur'an'a alınmadı. Bunlar da Allah'ın ayeti diyor. İlave ayetler. Dolayısıyla şeytan kendince bir oyun oynadı. Ve yüzyıllarca Müslümanları mahvetti. Mezhepler ayırdı, cemaatler ayırdı, mahvetti. Şeytan oyun oynuyor yani. Masum Müslümanlar da bunu bilmiyor, bu oyuna giriyorlar. Ve Müslümanlar böyle paramparça ederek birbirine şu an şeytan düşürdü. Müslüman, Müslümanı kanını akıtıyor, Allah için akıttığını söylüyor. Eğer biz müdahale etmeseydik, Şii-Sünni savaşı kan gövdeyi götürecekti. Bunun durmasına Allah'a çok şükür vesile olduk. Kan gövdeyi götürecekti yani. Şimdi onu beceremeyince Vahabi Sünni savaşına hazırlanıyorlar. Buna da müsaade etmeyeceğiz. İnşallah. Buna da müsaade etmeyeceğiz. Hiçbirine müsaade etmeyeceğiz. İnşallah. Şimdi bunların mantığı şu oluyor münafıkların. İnsanlar cahiliyedeyken özgür düşünürler. Her şeyi böyle hür kafayla değerlendirirler kendine göre. Ama İslam'da hür kafa yoktur. Allah yanlısı bakış vardır sadece. Allah'a hüsnü zan, kitaba hüsnü zan, peygambere hüsnü zan ve doğrudan onların güzelliği, üstünlüğü ve iyiliği, mükemmelliği esas alarak bakma var. Şimdi münafık ne diyor? Böyle olmaz diyor. Nasıl olması gerekir dediğinde objektif bakacaksın diyor. Kime? Allah'a diyor. Allah'ı eleştirmek lazım diyor. Zaten bak yeni hocalara bakın onu da söylüyor. Allah eleştirilir diyor. Bakın Musevilere bakın. Tevrat'ta onlar da Allah'ı eleştirirler. O devrin münafıkları. Allah'ı eleştiriyor. Bu devrin münafığı da o da Allah'ı eleştirir. Başka? Musevi devrinde münafıklar kim eleştiriyor? Peygamberleri. Davut eleştiriyor. Hazreti Süleyman eleştiriyor. Eyyub'u eleştiriyor, birçoğunu eleştiriyor. Akıl almaz çirkin usluplarla eleştiriyor. Münafıklar at oynatmış o devirlerde. Resulullah zamanında da Resulullah'ı eleştiriyor. Zaten ayetlerin birçoğunun iniş sebebi münafıkların o alçakça ve ahlaksızca yaydıkları haberlere karşı cevap olmasıdır. Birçok ayet böyledir. Zeynep'le evlenmesi ilgili ayetler, birçok kişinin evlenebileceğine ilgili ayetler, Nur suresinde karısına ve hanımlarına yapılan iftira
ve ona verilen cevaplar, Tahrim suresinde hanımların ona karşı tavır alması, hep münafıkların yaptığı operasyonlar sonucu meydana gelen yakışıksız gelişmelere karşı alınan tedbirlerdir. Çok fazla ayet sırf bu nedenlerdir. Biz işte teyzenin kızları, halanın kızları bunu alabilirsiniz. İşte bunun tek sebebi münafıklardır. Peygamber'e yön vermeye çalışıyor münafıklar. Bak az da olsa sen onlara meyledecektin diyor Allah. Yönlendirmeyi kendi kafalarına göre yönlendirmeye çalışıyorlar. Serbest düşünme kafası yani. Diyor ki mesela Peygamberimiz Allah dininin aziz olmasını istiyor. Bu yüzden sabah cihada gideceğiz, cehd edeceğiz diyor. Münafık diyor ki ya tamam diyor yani cihat güzel, iyi. Ama Müslümanların canı daha önemli diyor. Şimdi bu sıcakta cihada gidersek bu insanların beyni kaynar diyor. Savaşamazlar. Ölürler. Muhammed burada hata yapıyor diyor. İyi insan diyor. Güzel insan da hata yapıyor burada diyor. Bak en hafifinden. Evet. Öbürü de diyor ki ya diyor şimdi iyi insan güzel insan olsa diyor haşa gönderin bu sıcakta diyor. Belli ki Müslümanların ölmesini istiyor diyor haşa. Adamın aklı bir yanda gidiyor ona. Ha diyor ya hakikaten bak şimdi akılcı objektif düşününce insan aklına geliyor. Peygamber olarak düşündüğü için hiç aklıma gelmedi diyor. Şimdi bak senin gibi de objektif düşününce diyor. Mantıkla diyor Kur'an mantığıyla baktım şu an diyor. Hakikaten doğru diyor. Peygamber yanlış karar veriyor diyor. Ve Müslümanlara kötülük ediyor diyor. O zaman biz ayrı bir grup olalım diyor. İşte 300 kişi. Peygamber diyor ki hadi gelin savaşa. Yok gelmeyeceğiz biz diyor. Ne yapacağız? Biz ayrıyız gelmeyeceğiz diyor. Yani senin sözünü tutmuyoruz diyor özetle peygambere. Ne, normalde bunun hükmü eğer yanlış anlamıyorsam tenkildir. Yani çok ağır bir suç. Küfürdür yani yaptıkları küfür. Alenen küfre düşmüş oluyorlar. Peygamber bir şey demiyor. Çünkü az adam değil yani. Geriye kalan da 600 kişi var. Facia büyük. Adamlar mantık. Mantıkla bakıyorlar. Yani mesela diyor peygamber diyor biz savaşacağız. Biz bilmiyoruz ki eğitim almak diyor. Yani niye gidelim ki diyor. Burada da hata yapıyor diyor Muhammed diyor. Ama bak ben daha akıllıyım diyor peygamberden. Biliyorum ben diyor. Peygamber olmadım. O zaman diyor peygamber kim olması gerekiyormuş diyor. Münafıkların lideri diyor. Asıl ben olmam lazım diyor peygamber diyor. Halbuki ona peygamberlik görevi verilse, şey yapsa yapmaz. Yapamaz ve yapmaz da. Yani İslam'ı yay hadi desen yaymaz. Küfre karşı atak yap desen yapmaz. Müslümanlara yardımcı ol desen yardımcı olmaz. Hiçbir şey onu ilgilendirmez. O sadece yıkıcılık peşinde oluyor. Onun için İslam'a, Kur'an'a, imama mantıkla bakılmaz. Tarafkir olarak sevgiyle haklı olduğu, iyi olduğu, güzel olduğu gözüyle bakılır. Allah'a hiçbir zaman için eleştiri gözüyle bakılmaz. Mutlaka Allah'ın doğru olduğu, hak olduğu, hayır olduğu, her ne yaparsa yapsın Allah doğru olduğu gözüyle bakılır. İnşallah. Sonunda zaten mümin bunu görüyor. Mesela bak Zuhruf Suresi 31'de diyor ki münafıklar, bu Kur'an iki şehirden birinin büyük bir adamına indirilme değil miydi mantık olarak diyor. Mantıkla bilmemiz lazım. Evet. Bu insan diyor hem fakir, Ebu Kasım'ın diyor yetimi. Kimse bilmez, tanımaz. Malı yok, mülkü yok, bahçesi yok, şunu bu yok. Ama mesela Mekke'nin zengini var diyorlar. Adamın malının mülkünün haddi hesabı yok. Bağları, bahçeleri var, muazzam çevresi var. Peygamberlik verecek. Sonra verirsin. Ona niye veriyor ki? Bak Allah'a akıl veriyor. Görüyor musun aklı? O ahmaklar da ya diyorlar haklısın. Allah niye öyle yaptı ki diyor. Ona versin hakikaten diyor. Bak görüyor musun Allah'a bak sen. Bu Allah inkar. İnkar ettiğinin farkında bile değil. Allah onun için diyor ki ayette, ahirete geliyorlar. Biz müminiz ya diyorlar. Farkında bile değiller. Allah şirk içinde olduklarını farkına varmadıklarını iddia edecekler diyor. Yani biz müşriklerden değildik. Böyle bir şey yapmadık yani böyle bir hatamız da yok diyorlar. Biz akılcı olarak eleştirdik. Ne var ki bunda falan diyor. Ya sen Allah'ı eleştiriyorsun. Allah'ı eleştirince ne olmuş oluyor? İnkar etmiş oluyorsun. Allah diyor ki ayette senin Rabbin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar diyor şeytan Allah'a sınır. Münafıklar.
Dünya hayatında maişetlerin aralarını biz paylaştık ve onlardan bir bölümü diğer bir bölümünü tesir etmesi için bir bölümünü bir bölümü üzerine dereceler yükselttik. Rabbin rahmeti toplayıp yığdıklarına daha hayırlıdır. Mesela onlara peygamberler dedi ki Bakara 247'de Allah size Talut'u melik olarak gönderdi, Mehdi olarak. Talut herhangi bir insan, yani sakin, fakir bir insan. Mazlum, güzel, zeki, akıllı bir insan ama ya meşhur biri değil. Allah size Talut'u melik olarak gönderdi. Onlar biz hükümdarlığa ona göre daha çok hak sahibiyken ve ona bir mal ve servet bolluğu verilmemişken bak Allah'a akıl veriyorlar, görüyor musun? Nasıl bir bizi yönetmek üzere, bak nasıl bizi yönetmek üzere şeytandan Allah'a sığınırım. Hükümdarlık, mehdiyet onun olabilir dediler. O şöyle demişti Cenab-ı Allah. Doğrusu Allah size onu seçti. Onun bilgi ve bedeni gücünü artırdı. Allah kime dilerse mülkünü verir. Allah'ın rahmeti ve gücü, Allah'ın rahmeti ve gücü geniş olandır, bilendir. Bak dikkat et, hep mantık. Ya diyor adam fakir. Tanınmamış bir adam. Onu bir gerçekçilik, hayatın gerçekleri gözüyle bakar. Halbuki o mantığa girdiğinde münafıkla adım atması an meselesidir. Çünkü olayları öyle değerlendiren adam dini de öyle değerlendirir. Halbuki din doğrudan Kur'an'ın da değerlendirilmesi gerekiyor. Dinden hiç taviz verilmeden, Kur'an'dan hiç taviz verilmeden anlatılması lazım. Onların göremediği bir çizgiyle o doğru yol olmuş oluyor. İnsanların göremediği bir çizgiyle doğru yol olmuş oluyor. Onun için Allah ihtina sırat-ı müstakim yani dosdoğru yol, Allah'ın kopmaz koparılmaz hikmeti, Hablullah-ı Metin, Uhretül Vuska, onun için deniyor. Yani doğru yoldan sapma oluyor. Kur'an'daki mantık neyse gözü kapalı uygulanması gerekiyor. Yani o yoruma açık olmaz. Mesela diyor ki Allah namazı sabah kılacaksınız. Olur mu diyor, sabah güneş doğmuş tamam da diyor yani en fazla bir saat geçmiş ne olur diyor. Yani niye kılmayayım ki diyor. Bismillah diyor, secdadeyi seriyor. Kılınır ya diyor, niye olmasın diyor. Allah'ın hükmünü mantıksız buluyor. Yani niye güneş doğuranca kadar olsun ki diyor. Ne fark eder diyor, güneş doğmuşsa tamam diyor, işte az bir şey olmuş, 1,5-2 saat. Öğlen girmedi ki diyor. Öğlen gitse aklım alır diyor bak. Tabi bilmeden yapanları tenzih ediyoruz. Bak diyor ki Müminin Suresi 33-34. Kendi kavminden inkar edip ahirete kavuşmayı yalanlayan ve kendilerine dünya hayatında refah verdiğimiz önde gelenler dedi ki, yani refah dedi ya, geziyor, tozuyor, biraz para kazanıyor falan. Bu sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değil. Bak bu çok önemli. Bu sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Bak bu çok hayati bir noktadır. Normal bir adam diyor, normal bir insan. Yani siz nasıl çıkarlarınız peşindesiniz, o da sizin gibi çıkarın peşinde. Siz nasıl egoistsiniz, o da egoist diyor. Siz onu niye gözünüzde büyütüyorsunuz ki diyor. Alelade bir insan diyor. Haşa. Kendisi de sizin yediklerinizden yemekte ve içtiklerinizden içmektedir. İyice anlasınlar diye vurguluyor. Eğer sizin benzeriniz olan bir beşere boyun eğecek olursanız, bak boyun eğecek olursanız diyor. Andolsun siz gerçekten hüsrana uğrayanlar olsunuz. Ya diyor siz aklınızı mı kaybettiniz? Bunu gözünüzde büyütüyorsunuz, bu insan bir şey yok diyor. Normal yiyip içen herhangi bir adam. Bir insan, haşa. İşte münafığın sapıtma noktası budur. Yani bir şeyi sıradanlaştırır kendi kafasında. Mesela peygamber normal üstü bir varlık olduğu halde, Allah tarafından desteklenen bir varlık olduğu halde onu alelade görür. Yani Allah'ın desteğini kabul etmez. Allah'ın yardımını kabul etmez. Oradaki metafizik desteği göremediği için kabul etmez. Dolayısıyla kaba halk mantığıyla değerlendirip sapıtır. Bütün münafık hareketlerinde mantık budur. Ama tabii bunu iyi detaylandırmak, iyi anlatmak, bol örnekle anlatmak önemli. Ahzab suresi 12'de Cenab-ı Allah, şeytan Allah'a sığınırım. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Yani İslam'ın hakimiyeti, efendim, Müslümanların rahat etmesi, İslam'ın her yere yayılması, Kur'an'ın revaç bulması, böyle bir şey yok diyor. Bunlar aldatmaca, peygamber söyledi ama diyor. Mesela peygamberimiz diyor ki işte 5-10 yıla kadar İslam her yere hakim olur bölgede diyor.
devlet olarak, millet olarak çok rahat edeceğiz, çok güzel günler olacak diyor. Yok diyor, bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etme diyor. İnanmıyorlar. Bak, hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, şeytanı Allah'a sınıf, aynı oluyor. Yani kalplerinde hastalık olan da münafığın eyleme geçmemiş hali oluyor. Allah ve Resulü, bak dikkat edin. Allah ve Resulü kimlere karşı? En başta Allah'a karşı. Yani sırf Resul'e karşı değil, Allah'a karşı olduğu için Resul'e karşı. Bak, Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyor. Boş bir aldanış. Allah bizi aldattı diyor. Kimle? Peygamberle aldattı diyor. Peygamber bize yalan söyledi diyor yani, haşa. Ama onu Allah'a da götürüyor. Yani münafığın asıl derdinin ne olduğunu anlamanız açısından söylüyorum. Evet. Asıl derdi Allah'ladır. Evet. Allah'tan dolayı peygambere karşı kinli olur. Mesela şu anki münafıklar da öyle. Bunların asıl derdi Allah'la oluyor. Allah'a öfkelidir. Ya Allah'ın dinine hizmet etmek istemez. Nisa suresi 14'te Cenab-ı Allah, kim Allah'a ve elçisine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu da içinde ebedi kalacağı ateşe sokar, onun için alçaltıcı bir azap vardır. Yani aşağılayıcı bir azap vardır. Bak, kim Allah'a ve elçisine, bakın dikkat edersin, iki evet, açıklama oluyor bu ya. Elçisine, halbuki normalde dışarıda elçisine isyan ediyor. Ama bak Allah ne diyor? Onun asıl derdi Allah diyor. O asıl Allah'a isyan ediyor. Onun için münafıklar, mesela biz münafık diyoruz ya, bunların asıl derdi Allah'a da oluyor. Allah'a kinli oluyorlar. Allah'a kinli olduğu için Müslüman'a saldırıyor. Ama onu direkt söylemiyor. Söylese çünkü çok kötü duruma düşecek. Evet. Haşr suresi 4'te şeytanın Allah'ına, bu onların Allah'a ve onun Resulüne baş kaldırıp ayrılıp çıkarmaları dolayısıyladır. Bakın dikkat ediyor musunuz? Bu münafıkların Allah'a, bak önce Allah'a ve onun Resulüne, yani onun imamına, liderine baş kaldırıp, isyan edip, bak baş kaldırıp, görüyor musunuz? Baş kaldırma, isyan. Yani itaatten çıkmak. Baş kaldırıp ayrılık çıkarmaları dolayısıyla, ayrılık yani ayrı bir yapı, bölünme çıkarmaları dolayısıyladır. Kim Allah'a baş kaldırıp ayrılıp çıkarsa, bu sefer sırf Allah'a diye söylüyor Allah. Görüyor musunuz? Kim Allah'a baş kaldırıp ayrılık çıkarırsa muhakkak Allah cezası, ikabı pek şiddetli olandır. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Bak görüyor musun? Hep çift. Çünkü Resul'e ihanet, Allah'a ihanettir. İhanet nedir? Hainlik yani münafıklık. İhanetle münafık aynı. Bak, ey iman edenler, Enfal suresi 27, şeytan Allah'a sınırım. Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Hainlik yapmayın. Yani yanında 10 yıl, 20 yıl kaldıktan sonra kahpelik yapmayın. Oyun oynamayın. Ahlaksızlık yapmayın. Bile bile emanetlerinize de ihanet etmeyin. Çünkü davaya ihanet etmiş oluyor. Müslümanlara ihanet etmiş oluyor. Bak, bile bile emanetlerinize ihanet etmeyin. Mesela Mücadele Suresi 5. Gerçekten bak, Allah'a ve Resulüne yine, görüyor musunuz? Yani hep çift söylüyor Allah. Allah'a ve Resulüne karşı onların koydukları sınırları tanımayıp kendileri sınır koymaya kalkışmakla, yani peygamber diyor ki mesela siz şöyle oturun, şurada durun, imam vasfıyla, şu işleri yapsın, bu bir şey. Yok diyor, ben dediklerini dinlemiyorum, ayrı bir kafadayım ben diyor, ayrı faaliyet yapacağım. Mesela sen şurada bekledin, peygamber diyor, sen nöbet tutuyor, yok tutmayacağım diyor. Mesela askerler şuradan gitsin, yok ben gitmeyeceğim diyor. Bak, Allah'a ve Resulüne karşı onların koydukları sınırları tanımayıp, kendileri sınır koymaya kalkışmakla baş kaldıranlar, yani isyan eden, tam münafık eylemi bu. Kendilerinden öncekilerin alçaltılması gibi alçaltılmışlardır. Yani onurları, haysiyetleri, şerefleri beş paralık olacak diyor Allah. Şerefsiz konumuna düşürülecekler. Oysa biz apaçık ayetleri indirdik, kafirler için küçültücü bir azap vardır. Aşağılanma, münafıkların en çok karşılaştığı azap aşağılanmadır. Alçaltılmaları. Ahzab suresi 36'da Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman mümin erkekler ve mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Münafığa göre var mı? Var.
Kim Allah ve Resulüne isyan ederse, bak Allah'a ve Resul aynı. Çünkü imama isyan aynı oluyor. Allah'a isyan oluyor. Artık gerçekten o apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. Sapıtmış yani. Onlar ne diyor müminlere? Siz sapıttınız diyor münafıklar. Biz doğru yoldayız diyorlar. Siz sapıttınız diyorlar. Enfal suresi 13 şeytan Allah'a sığınırım. Bu elbette onların Allah'a ve elçisine. Görüyor musun Kur'an'daki uslubu? Hep Allah'ın ve çünkü elçiye, imama isyan Allah'a isyan olarak alınıyor. Allah öyle değerlendiriyor. Allah'a ve elçisine baş kaldırmalar. Baş kaldır demek isyan etmek. İtaat etmek, itaatten çıkmak. Dolayısıyladır kim Allah'a ve elçisine baş kaldırırsa bir daha diyor Allah. Şüphesiz Allah ceza ile sonuçlandırılması pek şiddetli olandır.